Merhabalar, Büyük Beyaz File'ye hoş geldiniz. Son zamanlarda yaptığım videoların cevaplarında birkaç tane soru dikkatimi çekti ve ben bu soruları yanıtlamaya karar verdim. Ancak bu sorular eşliğinde de sizinle paylaşmak istediğim bilgileri size ulaştırma niyetim, niyetim de var. Şimdi tüm bunlara geçmeden önce şu World of Warships'te şu an başlamış olan bir İngiliz Destroyer etkinliği var. Malumunuz oyuna önümüzdeki günlerde İngiliz destroyerleri gelecek ve bunu kutlamak için de Wargaming firması bir etkinlik yaptı. Bu etkinlikte de e, yap, yaptığınız maçlar üzerinden İngiliz destroyer kutusu kazanıyorsunuz ve bu kutu kutular içinden çıkanlarla 6. seviye İngiliz zırhlısı Warspite ki tarihi olarak çok ünlü bir zırhlıdır ya da yine 6. seviye İngiliz destroyeri olan Gallant'ı alabiliyorsunuz. Şöyle hemen Arsenal'e girelim. Yani şuradan Royal Navy'yi seçelim. Gördüğünüz üzere e, şu Gallant'ı veya Warspite'ı şurada kutulardan çıkan e, Sovereign denen e, değer birimiyle alabiliyorsunuz. İsterseniz özel kaptan alırsanız. Kossak'a gelince Kossak şu e, Gine denen özel bir birim koymuşlar. Ama velakin Gine zaman içinde toplanan bir birim ve 3 ayda toplayabileceğiniz maksimum gine miktarı 48. Ama geminin değeri 50. Peki bu gemiyi nasıl alacaksınız o zaman? Kalan 2 gineyi premium dükkandan kutu alarak alacaksınız. Yani 5 tane kutu alırsanız, belki 2 dahi kutu alsanız çıkar 2 tane. Ya Amaç biraz da olsa firma bundan kazansın. Ve neticede adamlar o kadar emek sarf ediyor. Kaldı ki kaldı ki şu gördüğünüz 3 gemi de kendi seviyelerinde harikulade muhteşemler. Yani Warspite zaten tüm oyunun en isabetli, sigma'sı en yüksek olan zırhlısı Yamato ile beraber. Gallant 6. seviyede Hatsuharu ile beraber en düşük görün görünürlülüğe sahip olan Destroyer ama velakin Hatsuharu'nun tersine çok güçlü silahlara sahip. Kossak ise 8. seviyedeki bence Kid ile beraber En iyi topçu botu Topçu Destroyer i. Dolayısıyla üçünü de tavsiye ederim Bu ikisini Gallant ve Warspite alması çok çok daha kolay Kossak için ya para harcayacaksınız Ya da 3 ay bekleyeceksiniz Durum bu Şimdi o kutulardan ee, Wargaming firması bana 15 tane hediye etti ve ben bunları Bu videoya giriş kısmında açacağım bakalım Bakarsanız Gemi de çıkar. Nasıl çıkar? Bu kutulardan 5. 6., 7. ve 8. Sevi seviye İngiliz destroyerlerini açmak için görev bulabiliyorsunuz. Yani daha İngiliz destroyerleri gelmeden 5. ve 5. seviyeden 8. seviyeye kadar olan İngiliz destroyerlerini edinebiliyorsunuz. O yüzden hemen başlayalım bakalım ne çıkacak. Öncelikle bu benim kendi kutum. İçinden hiçbir şey çıkmadı. Mesela bu. Bakalım ne çıktı içinden. 5 tane Sauron çıktı. Güzel, fena değil. Yine bundan da birer tane bayrak sovereign çıktı. Bunlar oyun içinde kazandığınız kutular. Bu değil tabii. devam ediyoruz. Bakalım hala bir gemimiz çıkmadı. Hayırlısı inşallah. Hala gemi görevi çıkmadı. İnşallah kalan 20, 20 kutudan çıkar. En azından bir tanesi çıksa kafi. Hala çıkmadı. Ve hala çıkmadı. Çok ilginç. Bunu geçelim. Bu benim kendi kutum zaten. Hala çıkmadı. İlginç. Ve hala çıkmadı. 900 kömür. Fena değil. Ha, şimdi bu kutular parayla satılan kutular. Yani içinden 5 değil 15 çıkıyor ve rengi birazcık daha kırmızısı. Bunları parayla alabiliyorsunuz. İçinden 5 tane İngiliz kamuflajı, 5 tane özel bayrak, 15 tane de sovereign çıkıyor. Ve bakalım en azından bunlardan bir tane gemi görevi kurtarabilsek karlı olacağız. Hala gemi yok. Hala gemi yok. Ve bir tane çıktı ne çıktı 5. seviye Akasta güzel Bu Akasta destroyeri ee, Scharnhorst ve Nisenau HMS Glorious uçak gemisini batırdıkları sırada Nisenau ve Scharnhorst'a hücuma kalkan iki destroyerden biri hatta Scharnhorst'a çok sağlam bir torpido darbesi yedirdi ki Scharnhorst'a o torpido darbesi yüzünden ee, Bayağı bir iki ay falan bakıma çekilmek zorunda kaldı Bakalım başka ne çıkacak Evet, gemi yok. Yine gemi yok. Hala gemi yok. Ve hala gemi yok. Yine çıkmadı. Ve yine çıkmadı. En azından şu bayraklar bayraklarla kardayım. Bakalım. Yine çıkmadı. Şu kalan son 3 taneden bir tane çıksa bari. Güzel olacak. Ve yine çıkmadı. Kaldı 2 tane. Ve yine çıkmadı. Nefis. <laughs> Nasıl bir şanssa artık benimki. Ve yine çıkmadı. Hadi bakalım sonuncuya kısmet. Ne çıktı? Icarus. Bu da 6. seviye. Bu Icarus'un olayı da Icarus 1930'ların sonunda Türkiye'nin İngiltere'ye verdiği 4 destroyer siparişinden biri. Bunların E, -E sınıfı yani I-class destroyer oluyor bunlar. Bunların ikisini İngiltere savaş ba savaş başladı sebebiyle e, el koymadı. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndaki iki zırhlıya el koyduğu gibi el koymadı. Türkiye'de satın aldı bunları. Diğer ikisini bize verdi ama bu ikisini satın aldı. Bunlardan biri de Ikarus'tu. Diğerinin adı neydi? Ituriel mi? Ituriel, Ituriel. Diğerinin adı da Ituriel'di. İyi güzel 5. ve 6. seviye İngiliz destroyerlerini aldık. Şimdi bu görevlerden ziyade benim size göstermek istediğim bir şey daha var. Malumunuz ben World of Warships World of Warships tarafından düzenlenmiş olan ta Mayıs ayında düzenlenmiş olan USS Helena kruvazörü için kamuflaj yarışmasına katılmıştım ve sağ olsun Türk topluluğu Facebook'ta yardımını istediğim herkes bana destek oldu ve ben bu yarışmayı kazandım. Ve bu yarışmayı kazandığım andan itibaren benim tasarlamış olduğum kamuflaj bir Türk tasar tarafından tasarlanmış olan kamuflaj oyuna en nihayetinde dahil oldu. Nasıl dahil oldu? Böyle dahil oldu. Bu gördüğünüz kamuflajı bendeniz tasarladım ve sizin sayenizde de oyunda yerini aldı. Gördüğünüz üzere 3 tane kartal var. peki buna nasıl kavuşacaksınız? Bu bu kamuflaja sahip olmak için esasında bir görev serisi var. Ama ben zaten bana ödül olarak bedava verildiği için ben bu görev serisini göremiyorum. Bu görev serisinin muhtemelen sonlarına yaklaşıldığı için bu saatten sonra e, görevle alabilmeniz zor. Öyle düşünüyorum. Ben kendimde göremediğim için. Dolayısıyla e, bu kamuflaj anca doblon karşılığında alabileceksiniz ileride. O da 4000 doblona denk geliyor sanırım. Bakalım. Ben ileride zaten e, Doblon hediyesi vermeyi falan da düşünüyorum. O zaman bir şeyler yapılır. Durum bu arkadaşlar. Şimdi ben World of Warships'i kapatayım ve ondan sonra diğer hassas konulara geçeyim. Şimdi ben bu videonun ismini esasında soru cevap videosu koydum ama bu soru cevap videosu olmaktan ziyade Sizinle paylaşmak istediğim bilgiler içeren bir video. Yani ben burada esasında size bir şeyler anlatmak istiyorum. Ama birkaç soru var. Onları cevaplamadan da geçmek istemiyorum. Bu sorular nedir? Bu sorulardan ilki İtalya Roma zırhlısı ve İtalyan donanması hakkında bilip, bilgi verip vermeyeceğime dair. Şimdi özellikle Roma zırhlısını elbette ki yapmak istediğim şekilde her zırhlı gibi anlatacağım. Yani benim kafamdaki konsept Sadece zırhlılar için değil, kruvazörler için de, uçak gemileri için de, belirli destroyerler için de kendi bölümleri, hatta kimisi için kendi serilerini oluşturmak ki onların özel olan hikayelerini detayıyla, anlamıyla size anlatabileyim. Roma'yı elbette anlatacağım ama şu var ki Roma zırhlısının hikayesi tek bir bölüme sığacak kadar kısa. Niye? Çünkü Roma zaten 1943'te göreve başladı. Ondan zaten birkaç ay sonra da battı. İtalyan Kraliyet Donanması'nın yani Rece Marina'nın 2. Dünya Savaşı'nda en çok muharebe görüp haliyle en çok hikayesi anlatılacak zırhlısı yine Littorio sınıfından Vittorio Veneto'dur. Littorio'nun hikayeleri vardır. Onlar da muharebe yaptı çünkü ama esas olan Vittorio Veneto'dur. Ondan sonra da Giulio Cesare gelir. Ee, başka bir arkadaş demiş ki Trafalgar Deniz Muharebesi'ni anlatacağım mı? Şöyle ki ben bu kanalda özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşı teknolojilerini, denizcilik teknolojisini ve savaş gemilerini anlattığım için e, yelkenli çağında kalmış olan Trafalgar Deniz Muharebesi'ne anca böyle birkaç yıl sonra yaşarsam anlatabilirim. Çünkü araya gerçekten sığdırmak istediğim çok şey var ve ben kaç daha kaç yıl yaşayacağımı da bilmiyorum. Niye böyle bir şey söyledim? Çünkü ben e, kardeşim'i kaybettim bundan iki yıl önce ve kardeşimle bir sürü planımız vardı. Şunu yapacağız, bunu yapacağız diye ama kısmet. Ondan sonra arkadaşım biri demiş ki uçak gemileri. Şimdi arkadaşım biri dedim gerçi ama bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, on kişiden fazla kişi uçak gemileriyle ilgili bir şey yapacağım mı diyor. Ben size şu şekilde anlatayım onu. Malumunuz şu an tekne türleri serisinin 21 Eylül 2018 itibariyle gelecek olan bölümü e, zırhlı tarihini anlattığım tekne türlerinde zırhlı tarihini anlattığım serinin finali. Yani zırhlı tarihinin finali olacak bu. Ancak tekne türleri bitmeyecek. Tekne türlerinde zırhlı finalin ardından zırhların yerini almış olan ve günümüze kadar hala süper güç süper silah konumunda bulunan uçak gemilerini anlatacağım. Ancak ve ancak uçak gemileri hakkında detaylı bilgi sahibi olmadığım için ve atıyorum USS Enterprise veya USS Hornet veya USS Yorktown gibi uçak gemilerinin her birinin hikayesini ayrı anlatmak istediğim için onların hikayelerini kendi bölümlerinde detaylı bir şekilde anlatacağım. Yine de tekne türlerinde uçak gemilerine ayıracağım kısım 2 veya 3 bölüm sürecek. Peki tekne türleri bittikten sonra ne olacak? Şöyle bir şey olacak. Ben yeni bir seriye başlayacağım. Bu bilgiyi daha önce verdim mi bilmiyorum. Sanırım vermedim. Ancak başlayacağım seriye değinmeden önce bir kitap projemiz vardı. Onu anlatmak istiyorum. Malumunuz geçtiğimiz aylarda özellikle bu yılın ilk yarısında bir e, kitap projesi oluşturdum ve içinde 10 tane kendi seçmiş olduğum kitap bulunan bir projeyi bir yayınevi sahibiyle anlaşarak Türkçeye çevirme kararı aldık. Ama velakin e, işler hiç de umduğumuz gibi gitmedi. Nasıl umduğumuz gitme, gibi gitmedi? Şu şekilde. Esasında her şey yolundaydı. Ve benim e, hatta bu kanaldan duyurmuş olduğum çevirmeyi planladığımız ilk kitap olan e, Bismarck'ın hikayesi onun için yazışmalara falan başladık. Başlamıştık. Yani tek yapmamız gereken kitabın telif haklarını alıp Türkçe'ye çevirmekti. Ancak bir sorun oluştu ve biz o kitabı çeviremedik. Hatta o bütün proje yattı. Bu bütün yatan proje niye yattı? Çünkü dolar aşırı derecede yükseldi ve Türk lirası aşırı derecede değer kaybetti. Bunun bizim kitap projemize etkisi ne oldu derseniz şu şekilde oldu. Malumunuz yabancı bir kitabın e, telif haklarını alıp Türkçe'ye çevirip, Türkçe basıp, Türkçe Türk Lirası üzerinden satarsanız zarara uğrasınız. Çünkü kitabın telif haklarını alırken o kitabın e, telif haklarını bulunduran yayın evinin bulunduğu ülkenin para birimi üzerinden alıyorsunuz o telifi ve bizim kitabımızın telif haklarını bulunduran yayın evi de Amerika'da. Dolayısıyla o kitabın telif haklarını, bir yıllık telif hakkını satın almak için dolar üzerinden anlaşma yapmamız gerekiyordu. Ancak kitabı, dolarla aldığımız kitabı üzerine çeviri masrafı, onun üzerine de baskı masrafı ile Türk lirası üzerinden satmaya kalkıştığımız zaman ortada muazzam bir e, ekonomik zarar söz konusu. Dolayısıyla şu an hiçbir yayın evi e, yabancı kitap çeviri işine bugünlerde bu ekonomik şartlarda kolay kolay girmez. Maalesef bunun suçlusu da devletin başında ekonomiden bir haber olan e, devlet büyüklerimiz. Durum bu arkadaşlar. Peki ben bu doğrultuda ne yapacağım? Bu doğrultuda bir sonraki e, video serisini bu çevirmeyi planladığım kitap üzerinden karar verdim ve Bismarck üzerinden yapacağım. Elimde Bismarck'a dair 3 tane kitap var. Bu kitapların ilki zaten size çevirmek istediğim kitaptı. İkinci kitap Bismarck'ı kovalayan destroyerlerden birinin üzerinde o an bir asker olup bir denizci olup daha sonra İngiltere'de çok ünlü bir medya kişiliği haline gelmiş olan bir adamın kitabı. Yani o zat o İngiliz gözünden anlatıyor Bismarck'ın takibini. Üçüncü kitapsa bizzat Bismarck'ın dümenini kıran torpidoyu atmış olan uçağın pilotu tarafından yazıldı. Yani elinde üç kitap var ve ben bu kitaplardan detaylı bir şekilde bütün hikayeyi özetleyip belki 10 belki de 20 bölüm halinde Bismarck ve Hood'un hikayesini size anlatacağım. Durum bu. Bundan sonra size anlatmak istediğim birkaç şey var. Bunlardan ilki de Mel Gibson biliyorsunuz. Hollywood aktörü bir film çeviriyor. Çevirdiği film de öyle böyle bir film değil. USS Laffey Destroyer ile alakalı. Şöyle ki eğer Destroyer videomu izlediyseniz bilir, biliyorsunuzdur ki USS Laffey adında iki tane Destroyer var. Ve bunlardan ilki battığı zaman kahraman bir şekilde battığı için adı ikincisine veriliyor. Ve ikincisi de artık nasıl bir kısmetse Okinawa'da tarihin görmüş olduğu en büyük kamikaze saldırısına maruz kalıyor. Yaklaşık 25-26 tane uçak tek bir destroyer e Arda adına dalıyor, çarpıyor, bombalıyor ama bu batmıyor. Ve efsane haline geliyor ve bu destroyer bugünümüzde müze olarak saklanıyor. Mel Gibson işte bu destroyer'in hikayesini anlatacak o filmde ve kendisi gerçekten benim çok e, takdir ettiğim bir iyi bir yönetmen olduğu için de gayet ve gayet umutlu ve heyecanlıyım. Ancak bu tek film değil. Bir film daha var ve o film de Tom Hanks tarafından çevriliyor. O film ise e, eski bir kitap olan The Good Shepherd yani İyi e. Çoban isminde eski bir kitabın film uyarlaması. Peki bu kitap ne anlatıyor? Bu kitap İkinci Dünya Savaşı'nda Atlantik cephesinde hayali bir mahan sınıfı destroyer olan USS Keeling'in denizaltılara karşı vermiş olduğu savaşlarda kaptanının hikayesini anlatıyor yani bir destroyer ne yapıyor kaptanın savaşlardaki psikolojisi nedir yani önümüzde çok güzel iki tane destroyer filmi, filmi geliyor ve ikisinin de başrolündeki oyuncular ve yönetmenleri harikulade heyecanlanın bu konuyu da geçelim elimde 5 tane world of warships topluluk katılımcısı kodu var ve ben bu kodlar için iki soru soracağım bu iki sorunun doğru cevabını ekranda gördüğünüz mail adresine iletin. Soruya doğru cevap veren kişiler arasından 5 kişiye, e, rastgele seçeceğim 5 kişiye bu kodları vereceğim. Ve bu kodlardan size gelecek olan kutuların içinden 8. seviye bir premium gemi çıkabilir. E, sorular da şu şekilde. İlk soru. İkinci Dünya Savaşı'nda en uzun top isabeti sağlayan iki zırhlı'nın ismi nedir? İkinci soru. İkinci Dünya Savaşı'nda en uzun top isabeti sağlayan iki zırhlı'nın vurduğu gemilerin ismi nedir? Devam ediyoruz. Son olarak size değinmek istediğim bir şey var. Wargaming firması malumunuz ben Wargaming firmasının World of Warships oyunu için bir topluluk katılımcısıyım ve Wargaming firması topluluk katılımcılarının doğum günlerinde takipçilerine vermeleri için hediye olarak bir premium gemi veriyor. Bu premium gemiyi biz kendimiz seçebiliyoruz ve ben oyundaki neredeyse her premium gemiye sahip bir oyuncu olarak en çok seveceğinizi düşündüğüm gemiyi size vermek, hediye vermek, hediye olarak vermek üzere seçtim. Hangi gemi bu? Bu gemi şanlı USS Massachusetts. Peki USS Massachusetts'i nasıl kazanacaksınız? Şu şekilde ben tek bir soru soracağım. Sorunun cevabını yine ekranda gördüğünüz e-mail adresine gönderiyorsunuz. Ve ben doğru cevap veren kişiler arasından bir kişi rastgele seçip zaten onu canlı yayında ekranda seçeceğim. USS Massachusetts'i kazanacak. Peki soru ne? USS Massachusetts'i kazanmak için soru da şu. USS Massachusetts zırhlısı hangi zırhlıya karşı düello yapmıştır Herkese bol şans ve bir sonraki videoda görüşmek üzere